Yani Barış arkadaşın çıkışının bir sebebi de bu bence. Daha önce milletvekili yapmış ve şimdi tekrar milletvekili hesapları yapan veya düşünen Barış arkadaş. Ya bir dakika tamam oturdunuz anlaşıyorsunuz falan filan da Hı. sonrasında Akşener'in kapattığı kapı eğer açsaydı en azından Gülse Gültekin Ulusal ve yanında bir tane daha parti onların listesinden girebilirdi diye düşünürken hepsi bizim sırtımıza gelecek. Hepsi. Ve öyle bir şey ki. Barış arkadaş nasıl yazar onu? Daha evvelden yani bundan 3-4 ay evvel iyi parti listelerinden başka partilerin gösterilmeyeceği söylendi zaten. Evet, tamam. evet söylendi yani tamam. yeni bir şey değil ki şey iyi parti o zaman kapattı zaten. Ya, ben bu, yani bu, o zaman ben, kapattı tek, ve tamam, söyleminde diyorum. zaten pazarlık var diyerek tamam. onun tekrar biliyorsunuz, açılmasını biliyorsunuz engelledi. Ama şöyle de bir şey vardı, 41 ilde ortak liste çıkartmak ve Uzak sonraki ilde herkes kendisi adayı gösterecek diye. Neyse onlar ben başka bir şey değiniyorum listeler meselesi de problem olarak Aynı karşımıza çok. çıkacak Aynı. diyorum. Yani Aynı. daha seçilmeden yani seçim olsun, seçim seçimden olmadan. sonra kazans hani bu Demirel'in herkes atıp yapıp bu sırada hani doğmayan Aynı çocuğa don de diye devam etmek lazım belki. Toparlıyorum. Şimdi kazanan Kemal Kılıçdaroğlu. Kaybedenler kesinlikle Meral Hanım. Meral Hanım ama partisini kurtardı. Şu ancı kurtardı. Doğru. Partisi de bence partisi de kaybetti. Dur. Doğru. Doğru. Dur. Aybet. Partisini kaybet kaybettiğini, altından kayıp gittiğini kendisi diyor ya. Taşlandım. Evet. Kayıp gittiğini görünce e, bir kere medyasının Erti. olmadığı ortaya çıktı. Hiç kimse yoktu. Hiçbir yani o kadar e, yani yerelde en azından seçtirdim belediye başkanları var filan filan. İşte, sözcü birazcık tavır alacak gibiydi. Biliyorsunuz Yılmaz Özgür'ün başına gelenleri gördünüz yani. Evet. E, yani kimse kusura bakmasın Meral Hanım'ı e, masadan ittiler. İttiler dedi. Sözcünün kurucu genelden yönetmeni televizyonun. <laughs> Dün istifa etti. Ayrıldı. Evet. Şimdi Meral Hanım yapayalnız kaldı. Daha doğrusu partisi de. Ve partisinin eri, eriyebileceği evet taşlandığı için zeminin kaydını görünce bir şekilde bir dala tutundu. Geri döndü. Ha. Şimdi Meral Hanım kaybetti. İki belediye başkanı kaybetti. Ben şunu söyleyeyim. <laughs> Masanın diğer o genel başkanları da kaybetti. Çünkü daha önce beşti değil mi? Artı cumhurbaşkanı. Sekiz oldu. Şimdi Allah Allah. İki tane daha eklendi. E ee, ama onlar yedek oyuncu ya. Onlar da onu görecekler. Yedek oyuncu görecekler. Ya, ama oyun, ama içeri, şöyle yani. ama hani joker oyuna girerse gibi. diye bir çok meşhur bir roman var. E polisiye bir roman. Şimdi orada e kılıçlar oldu, onu elinde tutacaktır yani. Yok, ya. Yani e, e, Sayın Davutoğlu, ya. Sayın, sayın Davutoğlu şey yani düşündüm. seçilme ihtimalleriniz. Sayın yani. Davutoğlu yarın bir gün ya Dışişleri Bakanlığı bende işte efendim yani bir tane biliyorsunuz bakanlık cepte olacak ya bende işte efendim e, 20 tane de grup kurdum milletvekilim var ben 3 tane daha bakanlık istiyorum ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı yetkileri olarak yetki donatımında da şunlar şunlar da istiyorum dediği zaman oradan Sayın Kılıçdaroğlu'nun Joker oyuna girsin diye ama iyi de benim bak iki tane daha 7 e, koyuncum var sahaya süreceğim dediği zaman onu geriletebilir. Dolayısıyla genel başkanlar, diğer genel başkanlar Bir, da kaybetmiştir. Hı. Ve bitiriyorum. Tamam. Son buyur, nokta. Buyur, buyur. Yani...